akşamlar TV2 akşam bülteni ile karşınızdayız. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Süleymaniye Camii'nde sabah namazı kıldı. Kurtulmuş namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Süleymaniye Camii'nde sabah namazı kıldı. Kurtulmuş namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir kere çok güzel, hakikaten fevkalade güzel bir gün oldu. Burada bizi 50 sene öncesine götürdü. Hocamızın da ifade ettiği gibi bizim çocukluğumuzda da camilerde hatırlıyorum. Babam alır götürürdü, böyle gençlerle sabah namazı kılınır. Büyük kalabalıklar bir araya gelirdi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir günde burada bu namazı tertipleyen bütün arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir dayanışma ortaya konulmuş oldu. Çok farklı yaşlardan insanlar, gençler, yaşlılar hepsi bir araya geldiler ve dua ettiler. Şehitlerimize rahmet dilediler. Milletimizin birlik ve dirliği için dua ettiler. Ümmetin selameti için, insanlığın selameti için dua ettiler. Güzel bir gün, güzel bir sabah yaşadık. İnşallah her zaman bu birlik, beraberlik duygularını yaşar, geliştirir ve tam manasıyla bütünleşen bir millet olarak yolumuza devam ederiz. Efendim, bir askerimiz Musul'da şehit oldu. Şu an orada devam eden bir operasyon var. Türk askerinin oradaki varlığı. Operasyona destek veriyor muyuz? Şimdi tabii biz oradaki biliyorsunuz bizim varlığımız Başika kampıyla ilgili olan bir varlıktır. Biz oradaki varlığımızı, askerimizin oradaki emniyetini her bakımdan teminat altına alabilecek bir güce sahibiz. Dolayısıyla oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının Musul Ulusal Cep Birliği'ni yetiştirmek üzere orada olan askerlerimizin güvenliğini korunacak tedbirler alınıyor. Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olun. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisinin Ordu'daki İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Meclis öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ın darp edilmesine tepki göstererek kabul edilebilir bir olay değil, bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir dedi. İzlenip değerlendirilmesi, sonuç raporunun hazırlanması, imzalanması ve kapanış. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Danışma Meclisi, Ordu'da bir otelde düzenlendi. Toplantı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ın darp edilmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Olayı kınıyorum, lanetliyorum. Gerçekten kabul edilebilir bir olay değil. Demokrasiye vurulmuş bir de darbedir. Bunlar kimden cesaret alıyor? Böyle bir olayı gerçekleştirme cüretini nereden buluyor? Kim arkasındaki? Yani ben bunun iki kişi olduğunu düşünmüyorum. Yani müferit olduğunu da düşünmüyorum. Bu mutlaka belli bir yönlendirmeyle, belli bir gücün yönlendirmesi yapılmıştır. Konunun takipçisi olacağız ve mutlaka hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız. Bir gazetecinin dokunulmazlıkların kaldırmasına yönelik sorusu üzerine Torun şöyle konuştu. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunu kaç yıldan beri söylüyoruz. Kaldı ki milletvekili adaylık başvurusunda da bununla ilgili belgeleri de verdik. Ve biz bakanları da içine alacak şekilde kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Ve bu ülkede eğer gerçekten amacına uygun bir düzenleme yapılacaksa doğrusu bu. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve partililer katıldı. Bazı projelerimiz vardı. Bu projelerin gerçekleşmesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Meclisi'nde konuşan CHP Ordu İl Başkanı Avukat Atilla Şahin yapılan çalışmaları anlattı. Altınordu, Fatsa, Perşembe, Ünye ilçelerinde bir seri toplantılar yaptık. Tüm üyelerin katılımıyla gerçekten çok coşkulu ve güzel bir katılımdı. Bu anlamda o ilçe başkanlarımıza da
bu toplantıları gerçekleştirmede yardımcı oldukları için de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde tüzük çalışmaları var. Yeni bir tüzük kurultayı yapılacak. Bununla ilgili ilçelerimizden gelen önerilerimizi de bir bütün halinde değerlendirerek yukarıya genel merkezimize ilettik. Bu konudaki düşüncelerimizi de anlattık. Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlarla boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Ordu'ya geldi. Meclis Araştırma Komisyonu aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlarla boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi nedeniyle Ordu'ya geldi. Bir engelli, yaşlı, yeni bir psikiyatri rahatsızlığı olan ya da işte yoksulluk, işsizlik, meslek etsizlik, eğitimsizlik neyse o evdeki sorun aslında boşanmaya yol götürüyor. İnsanlar bu türlü boşanma kararı almıyorlar, bir sorun var. Onun için o sorunları geniş olarak görebilelim diye biraz komisyonun çalışma alanı çok bütüncül ve geniş durur. Tabii şu da önemli, benim geçmiş dönemde edindiğim tecrübeden bölgesel farklılıklar önemli. Yani insanlar Urfa'da farklı bir sebeple boşanabiliyorlar, Antalya'da, Bursa'da ya da işte Karadeniz'de ne var onu bir göreceğiz inşallah. Sebepler farklı olabiliyor, eğer sorunu doğru teşhis edemezsek çözümü doğru üretme şansımız yok. Ama genel gördüğümüz bir sorun hemen her şehirde, bilmiyorum gün olmadan da onunla karşılaşacak mıyız? En önemli sorun çekişmeli boşanmalar sizin velayet sorunu. Bu kapsamda ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a ziyaret gerçekleştirildi. Belediyesi olarak sizlere ev sahipliği etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milletvekili arkadaşlarımızın. Dönem çalıştığımız, dönem çalıştığımız, aynı bölgenin milletvekilliğini yapıyoruz inşallah. Yaklaşık 13 senede beraber milletvekili yapıyoruz. Bayram Bey dahil olmak üzere sizleri orada misafir etmek bizim için şeref. Meclis Araştırma Komisyonu heyeti çalışma ziyareti kapsamında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun makamında ziyaret etti. Araştırma komisyonları kuruyor ve mahallinde incelemelerde de bulunuyorlar. Sayın milletvekilimiz, Düzce milletvekilimiz Ayşe Keşir başkanlığında 12 kişilik meclis komisyonu, tabii bizim Ordu milletvekillerimize sağ olsunlar dahil oldular. Ergün Bey de içinde bu komisyonu. İlimizde bir inceleme yapmaya, Türkiye geneline bir perspektif açmak maksadı anladığım kadarıyla. Aile sorunları, karı koca iletişimi, aile içi iletişim, boşanma vakalarındaki son dönemdeki artışlar. Tabii sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir ailede, mutlu ve huzurlu bir ailede yetişir. O da memleketimizin geleceği için son derece önemlidir. Meclis Araştırma Komisyonu daha sonra Ordu Boztepe'ye teleferikle Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz eşliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Bağımsız Türkiye Partisi Ordu 6. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Özer Yücel güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Bağımsız Türkiye Partisi Ordu 6. Olağan İl Kongresi bugün Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede il başkanlığı seçimi yapıldı. Mevcut başkan Özer Yücel güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan il başkanı Özer Yücel, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Türkiye'de oynanan oyunlar hakkında birçok tezi olduğunu ancak bazı çevrelerce bunların görmezden gelindiğini ifade etti. Ülkemiz önünde Batı'nın bir hesabını söyleyin de Sayın Baş'ın o hesabı bozma yönünde bir tezi, görüşü veya bir modeli olmasın. Hepsinin kitabını yazdı. Niçin Türkiye diye yazdı. Milli devlet, sosyal devlet diye yazdı. Milli ekonomi modeli diye yazdı. Daha yüzlerce var. Bunları dünya gördü, biz hakkıyla görmedik. İşimize geldiği gibi gördük ve duyduk. 5000 lira asgari ücret dedi, 1500 lira evhanın maaşı, 1000 Türk lirası vatandaş maaşı diye duyduk ama bunun bir modelin gereği olduğunu görmezden geldik. Bizlere, ecnebilere verilen madenleri ne iş oluyor diye sorgulamadık. Petrolümüz yok dediler,
Öyleyse Pedro yasasını niye çıkardınız diye sormadı. Ancak Haydarbaş'la gırgır geçtik, başka kim var ki diyerek küresel yiyicilerin yüreklerine su serptik. Emin olun Profesör Dr. Haydarbaş hocamız alelade bir ilim insanı, bir siyaset ve devlet adamı değildir. Türkiye'nin mevcut durumu hakkında değerlendirmede bulunan parti üyesi Fahri Özgen, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydarbaş'ın tüm ev hanımlarına 1500 TL maaş verme vaadini hatırlattı. Diyor ki Haydarbaş Bey, madem ki diyor cennet anaların ayağı altındadır, o halde diyor ben bu anneleri ödüllendireceğim. Onlar başkasına çalışan, yevmiyeni çalışan, 40 liraya, 20 liraya, 30 liraya iplik büken ve bu şekilde başkasına çalışınca parasını alan alıyor da evinde çalışan insanla bu çalıştığının karşılığı ev hanımı olarak maaş olarak ben o annelerimizi ödüllendireceğim ve 1500 lira diyor her ev hanımına 1500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim. Sevgili hocam. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Seba Süllivan, fındık kozalak akarıyla kimyasal mücadele yapacak üreticilere uyarılarda bulunarak bahçelerinde ilaçlamayı Mart ayında değil, Nisan veya Mayıs'ta yapmalarını tavsiye etti. Süllivan bunun gerekçelerini ise bakın nasıl anlattı. İlaçlama zamanı değil, henüz kozalaklar içindeki akarlar ergin dönemde, yumurtaları açılmış değil, yumurtaların açılması gerekiyor, nimf dönemine gelmesi gerekiyor, sıcaklığın 18 derecenin üstüne çıkması gerekiyor. Çıkan nifler, kozalakların içinden çıkan nifler yeni oluşan tomurcuklara gireceği için tomurcukların da toplu iğne başının, toplu iğne başı büyüklüğünün yarısı kadar olması gerekiyor. Ki bu ancak Nisan sonu gibi oluyor. Fenoloji bu sene biraz erken ama bunların takip edilmesi gerekiyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Seba Süllivan, üreticilerin fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal ilaçlamayı genellikle Mart ayında yaptığını belirterek, ilaçlamaya bu dönemde başlanmasının yanlış ve sakıncalı olduğunu vurguladı. İlaçlama olursa ne olur? Biraz önce göstermiş olduğum, bunların içinde bulunan predatör akarlar, predatör böcekler bunlardan etkilenir. Çünkü atılan ilaçlar hem insektisit hem akarisit. Doğal denge alt üst olur. Şu anda gereksiz bir ilaçlama yapılıyor. Çiftçiler gereksiz yere para ödüyorlar, gereksiz yere ilaçlama için zaman harcıyorlar ve doğal denge alt üst oluyor. Süllivan'a göre Mart ayında yapılan ilaçlamanın ürüne yarar sağlamadığı gibi aksine ekonomik ve çevresel yönden de zararı bulunuyor. Süllivan, fındığa en büyük zararı kozalak akarlarının verdiğini işaret ederek, bu yıl fındık bahçelerinde aşırı miktarda kozalak akarına rastlandığını, en iyi mücadelenin de doğru zamanda yapılacak doğru ilaçlama olduğunu kaydetti. Atılan ilaçların içine işleyip de bunun şu, bakın kapalı pulcuklar, bunların içine işleme şansı yok şu anda atılan ilaçların çünkü açılmış değil. Daha dönemi gelmemiş durumda. Pulcukların tamamen açılması ve içindeki nimf dönemindeki akarların çıkması gerekiyor. Çünkü göç dönemi bunların nimf dönemleri. Şu anda ergin dönemdeler. Bunun en güzel mücadele yöntemi kışın yapraksız dönemde, hatta Şubat sonuna doğru biraz kabarmaya başladığında elle toplanıp yere atılması, kesinlikle yakılmaması. Çünkü yakıldığı anda içindeki faydalı böcekler, akarlar ölüyorlar. Yere atıldığında hareketsiz, çok yavaş hareketli olan eriyofit akarlar, kozalak akarları, kozalak kurudukça içinde ölüyor, dışarıya çıkamıyor. Ama predatör akarlar ve diğer faydalı böcekler dışarıya çıkıp başka yerlere gidebiliyorlar, hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı ekranlara getiriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajında, tiyatronun toplum kültürünün bir parçası olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, şunları kaydetti.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kalp perdesini açan sanat tiyatrosu toplum kültürünün aynasıdır ve gönüller arasında bağ kurar. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamı sergiler ve yaşama sevincini yaratır. Geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamıza yardımcı olur ve sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro, halkın içinden doğmuş bir sanattır. Bugüne kadar hep iyiden, güzelden, hoştan yana olan tiyatro, insanları eğitir ve eğitirken düşündürür. Beraber gülmek, beraber ağlamak ve beraber düşünmek gibi insanca duygular aşılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, orduluların desteğiyle ilimizde ve ilçelerimizde, yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sanatı yaymaya, yaygınlaştırmaya, bizim kentimiz ve insanımızın aynası olmaya devam ediyor. Gururluyuz, bu kentin bir tiyatrosu var. Gururluyuz, bu kentin sokaklarında sanat yaşatılıyor. Gururluyuz, bu kent yüreğinde sanatı barındırıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 1964 yılından bu yana, yani 52 yıldan beri yaşadığı zor günlere rağmen perdelerini hiç kapatmayarak Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile birlikte bir rekor elinde bulundurarak Ordu'nun kültür ve sanatına ışık tutan önemli bir markadır. Geçmişte olduğu gibi tiyatromuz bugün de Ordu'nun kültür, eğlence ve sanat yönünden etkili bir kent olmasına özveriyle katkı sağlamayı sürdürüyor. Dile kolay. 52 yıl. Şüphesiz bu gurur orduların ve bu gurur 52 yıldır bu tiyatroyu kapatmayan, kurulduğu günden bugüne emek veren herkesin, başta bu tiyatroya emek veren ve emek verip hayatta olmayan herkesi rahmetle anıyor, sanatseverlere tiyatro dolu günler diliyorum. Tabii 1964 yılından itibaren perdelerini hiç kapatmamış, OVKT'nin devamı mahiyetindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ile birlikte Türkiye'de perdelerini kapatmayan, zorluklara direnen bir ilin sanatseverlerin oluşturduğu bir etkinlik. Tiyatronun coşkusuyla, festivalin dostluğuyla birleştirir bizleri, gülen mutlu yüzleri. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Bu özel gün yarım asırı aşkın sahnelerini kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu topluluğu tarafından da kutlandı. Pasta kesilerek yapılan kutlamada Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Genel Sanat Yönetimi'ni Ufuk Ersoy, Ordu halkının sanata ilgi gösterdiğini söyledi. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. 1948 yılında kurulmuş olan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından alınan bir karar gereği her yıl 27 Mart gününde Dünya Tiyatrolar Günü kutlanıyor. Bizde de 1961 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış durumda. Hayatımızda önemli bir yere sahip olan sanatın en güzel dalı olan tiyatroya ilgi Ordu'da her geçen gün artıyor. Bu artışın mimarlarından olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü pasta keserek kutladı. Evet, bir, iki, hep birlikte çocuklar, bir, iki, üç. 1961 yılından bu yana tiyatro gününün kutlandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Ersoy, Ordu'daki tiyatro faaliyetlerini anlattı. Sezon başından beri sahneye koymuş olduğumuz gerek yetişkin oyunlar olsun gerekse çocuk oyunlar olsun çok büyük ilgiyle izleniyor. Çok büyük bir mutlulukla şunu söyleyebiliriz. Ordulu sanatseverler kendi kentlerindeki bu tiyatronun destekliyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Sahneye koymuş olduğumuz oyunlarımız gerek ilde gerekse ilçelerde oldukça büyük ilgi görüyor. Şu an rakam vermek gerekirse 20 binleri aşmış durumdayız ki sezon henüz bitmiş değil. Ersoy, tiyatroya verilecek destekle nice 27 Mart'ları kutlayacaklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu kurulduğu bugünden beri, o günden beri 1964 yılından itibaren Ordu kültürü ve sanatına ışık tutmaya devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Gerek belediye yönetimi, gerekse ordulu sanatseverlerin büyük desteğiyle bu tiyatro daha uzun yıllar yaşayacağını düşünüyorum. Daha uzun yıllar 27 Mart kutlayacağımızı düşünüyorum. Seyircisiyle, sanatçısıyla, yöneticisiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu daha büyük başarılara imza atacak diye düşünüyorum. Pasta keserek kutlanılan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürü Abdullah Özkan, belediyenin sanata olan desteği devam edecek dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu önümüzdeki sezondan itibaren inşallah yine bu binada
yeni yüzüyle hizmet vermeye devam edecek. Her taraf tadilattan, onarımdan geçecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sanata, sanatçıya ve tiyatroya olan desteği artarak devam ediyor. Fatsa'da aile sorunları konuşuldu. Aile bütünlüğünü araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan araştırma komisyonunda bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca toplantıya misafir olarak katıldı. Fatsa'da aile sorunları konuşuldu. Toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoru, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Eroğlu, Fatih Erişmiş ve Reyhan Mollaoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öz, AK Parti Fas'la İlçe Başkanı Abdullah Uçar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, AK Parti Gençlik Kolları, Fas'la temsilcisi Hatice Anlayan, AK Parti Hanım Kolları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Aile bütünlüğünü araştırmak üzere mecliste oluşturulmuş araştırma komisyonu Ordu'daki yapılacak olan yerinde inceleme, araştırma ve Ordu'da yapılacak çalışmalarda da Karadeniz'i temsilen Ordu'da bir çalışma programı yapıldı. Bu program vesilesiyle komisyon üyelerimizin ağırlığı bayan olmak üzere 17 kişiden oluşuyor. Kahır ekseriyeti Ordu'yu hem bölge olarak çok sevdiklerini hem de Karadeniz'i bu vesileyle tanıma hem de bu konuda Ordu'nun katkısını almak üzere gelme talepleri oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ordulu Tülay Kaynarca ise yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki tane araştırma komisyonunun olduğunu belirtti. Karadeniz'i temsilen tercih edilmesinde araştırma komisyonunun Ergün vekilimizin, komisyon üyemiz ve Ordu milletvekilimizin çok ciddi katkısı ve önerileri var. Tabii komisyon başkanı Düzce vekili ama o da az önce ifade etti. Aynı zamanda ailesi Ordu kökenli olunca da Karadeniz ölçeğindeki çalışmayı burada tamamlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok değerli kardeşlerim iki tane araştırma komisyonu var. Sadece bu aile bütünlüğü ve boşanmaların araştırmasıyla ilgili olan biz yaklaşık Ocak ayından beri çalışıyoruz. Tek tek dün itibariyle, önceki gün itibariyle çocuk istismarını anlatan Türkiye'de bir gündem oluştu biliyorsunuz. Dört siyasi partinin ortak imzasıyla, bu bizim çalıştığımız aile bütünlüğünde de dört siyasi partinin ortak imzası ve önergesiyle oluşturduğumuz bir komisyon. Şişli Ordu Dernekleri tarafından şehitler için mevlüt okutuldu. Şişli Merkez Camii'nde okutulan mevlütte Ordulu şehitlerimiz anıldı. Şişli Ordu Dernekleri yaşanan terör olayları nedeniyle şehit düşen askerler için mevlüt okutuldu. Şehit düşen emniyet mensupları ve ordu mensupları diğer milletimizden, sivil vatandaşlarımızdan da şehit düşenlerin ruhlarını şad ediyor. Özellikle Fatih Efiloğlu, Hüseyin Gümüş, Yalçın Yamanı, Nuh Özdemir, Fatih Fere, Necdet Bayoğlu, şehitlerimizin de ruhlarına var. Şahin, mekanlarını cennet yerlerine âliye, bu niyazımızdan haberdar eyle. Ya Rabbi bunların şefaatine bizi nail eyle. Evladın diyarımızı hayırımızı da hayırlı kalpler, ebeveyn eyle ya Rabbi. Vatanımız, devletimiz, milletimiz, yurdumuz, dinimiz, mukaddesatımız sana emanetli muhafaza eyle ya Rabbi. Şişli Merkez Camisi'nde okutulan mevlite katılım da oldukça yoğundu. Gerçekten son aylarda özellikle Kasım ayı ya da daha geriye gidersek Haziran ayından beri ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Terör belası başımızda. Çok sayıda güvenlik güçlerimizi, güvenlik görevlilerimizi şehit ettik. Tabii ki onların ruhları için bu yaptıklarımız belki hiçbir şey değil. Ama onları unutmadığımızı, onların ailelerinde yalnız olmadığını, bu vatanın da sahipsiz olmadığını göstermek adına Şişli'de bulunan
bütün Şişli'deki derneklerimizle beraber, Şişli Dernekler Platformu olarak ve Şişli'deki yaşayan vatandaşlarımızla beraber Şişli Merkez Camii'mizde bu akşam bir Kur'an etkinliği düzenledik ve geniş katılımla beraber bunu icra ettik. Biz şehitlerimize ne kadar minnet duysak, ne kadar bunları yapsak da onların haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ama onlar bizlere haklarını helal etsinler. Mehmet Karış ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Benim ayrıca vurgulamak istediğim bir konu var. Şu an şehitlerimiz dışında operasyonel bazda hem silahlı kuvvet mensuplarımız hem emniyet mensuplarımız şu an yoğun bir mücadele gösteriyorlar. Benim ricam, isteğim, dileğim şu. Bütün mümin ve mümine kardeşlerimden Fetih suresi bilen herkes lütfen yatmadan önce veya müsait olacağı zamanda Fetih suresi okusunlar. Oradaki kardeşlerimizden manevi destek açısından böyle bir şey ben istirham ediyorum. İnşallah herkes buna riayet gösterir. Yani müsait olanlar böyle bir şey yaparsa oradaki kardeşlerimize büyük bir yardım açısından hoş bir şey olur onlar açısından. Destek olur, manevi kuvvet olur. Bu desteği inşallah hepimiz veririz. Şişli Ordu Dernekler Platformu Başkanı Çetin Akgül, ordulu şehitleri andıklarını ifade ederek yaşanan terör olaylarına duyarsız kalamazdık dedi. Özellikle bizim ocağımıza düşen, orduda şehit düşen askerlerimizi, emniyet güçlerimizi biz de anmak istedik. Şişli'de ikinci nüfussuz kalabalık bir hemşeri grubuna sahibiz. Ama biz de dedik ki orduda şehit düşen askerlerimiz ve emniyet güçlerimizin en azından ailelerinin yüreklerine bir nebze su serpmek adına biz de bu yaşanan kötü olayları bir daha anmamak adına şehitlerimizin ruhlarına hediye eylemek nasibiyle bugün bir Mevlid-i Şerif okuttuk. Tüm dostlarıma teşekkür ediyorum, dernek başkanlarıma katılımlarından dolayı. Siz Kanal 52 ailesine de bizi İstanbul'da yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül de orduluları yalnız bırakmadı. Ordular bayrağımızdan ayrılmayan, toprağımızdan ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren çok değerli benim dostlarım. Ben de onların bu güzel günde bulunmaktan son derece memnun oldum. Ama istiyorum ki dünyanın her tarafında silahlar gitsin ve inşallah barış gelsin. Bayrağımızdan ve toprağımızdan asla ayrılmayacağız. Atalarımızın, dedilerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu cennet vatanımızı inşallah sonuna kadar koruyacağız. -17 derecede ekmeğini taşla değil elektrik telinde arayanların hikayesini getireceğiz ekranlara. Erzurum Ilıca'da çoğunluğunu orduların oluşturduğu işçiler deyim yerinde ise imkansızı başarıyor. Erzurum Ilıca'da zor şartlarda çalışan işçiler yerden metrelerce yükseklikte ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Çoğunluğu ordululardan oluşan işçiler -17 derecede çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerine yüksek gerilim hatlarını döşeyen işçiler şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam ediyor. Almanya'dan ilginç bir evlenme teklifi getiriyoruz şimdi ekranlara. Faslalı Dilan Kenan gittiği Mustafa Ceceli konserinde sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Sürpriz salonda da büyük coşkuya sebep oldu. Almanya'da yaşayan ordu Faslalı Dilan Kenan ilginç bir evlilik teklifi aldı. Aşkım, benimle evlenir misin? Kenan sürpriz tekliften habersiz sevgilisiyle Mustafa Ceceli konserine gitti. Sevgilisi Ertan İşlek sahneye çıkarak yüzlerce kişinin gözleri önünde Dilan'a evlenme teklifi etti. Bahsetmeden gerek vermezsiniz arkadaşlar. Dilan'ın evet cevabı sonrasında çift Mustafa Ceceli'nin söylediği şarkı eşliğinde dans etti. Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden olan Türk kahvesini günlük olarak tüketiriz. Öyle ki sadece Türk kahvesiyle zayıflandığını iddia edenler olur. Diyetisyen Büşra Akşit, Türk kahvesinin tek başına zayıflatmadığını söyledi ve aşırı tüketiminin yol açtığı zararları anlattı. Büyük küçük hepimizin vazgeçemediğimiz bir tat Türk kahvesi.
Her gün mutlaka tüketiyoruz, hatta bazı günler içtiğimiz fincan sayısını hatırlamıyoruz. Diyetisyen Büşra Akşit, aşırı kahve tüketiminden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Çok az tüketmeniz, yani Türk kahvesini çok fazla tüketmemeniz, günde bir ya da iki fincanı geçmemeli. Kahvenin birçok faydası var. Bunun yanında Türk kahvesi içerek spor ve diyete gerek kalmadan zayıfladığını söyleyenler de var. Ancak uzmanlar Türk kahvesinin tek başına kilo verdirmeyeceğini, sadece tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Türk kahvesi zayıflatır diyemeyiz. Ancak Türk kahvesi tokluk verir. Yani Türk kahvesi tükettiğimizde kendimizi daha tok hissedeceğimiz için zayıflamaya katkısı olur. Hani ben zayıflatıyormuş veya tok tutuyormuş, ben alayım Türk kahvesi içeyim diye bir şey yapmayalım. Günde 2 fincanın üzerinde tüketilen Türk kahvesi çarpıntıya neden oluyor ve özellikle hamileler, kansızlık ve kalp rahatsızlığı olanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Akşit, hamilelerin ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin doktorlarının önerdiği miktarda Türk kahvesi tüketmeleri gerektiğinin altını çizdi. İçerisinde kafein olduğu için özellikle kansızlığı olan kişilerde kansızlığı daha da arttırır. Özellikle gebeler çok dikkatli kullanmalı. Hani gebe bir bayan doktoru önermediği sürece Türk kahvesi içmemeli ve doktorun önerdiği miktarda içmeli. Kalp rahatsızlığı olanlar yine çarpıntılarını arttırır. Doktor önermiyorsa kesinlikle içmemeli. Ki bence içmemeli. Kafeinsiz Türk kahveleri var onlar için. Hani kafeinsiz olarak tüketilebilir. Eğer çok tüketmek istiyorsa kişi. Ve bunu da yine doktoruna sorarak. Ordu'nun Faslı ilçesinde bir evden 1650 lirayla 5000 lira değerinde altın çalındı. Polis şimdi o hırsızları arıyor. Faslı'nın Dolunay mahallesinde Ramazan Şahin'e ait eve giren hırsız ya da hırsızlar 1650 lirayla 5000 lira değerindeki altını alarak kaçtı. Ev sahibi eve geldiğinde soyulduğunu anlayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Polis, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Gölköy Çatal Armut mahallesinde yük boşaltırken kayan kamyon kayarak yan yattı. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Ordu'nun Gölköy ilçesi Çatal Armur mahallesinde tali yolda yük boşaltan kamyon kayarak ana yola kadar sürüklendi ve yan yattı. Kamyonun içinde bulunan sürücüsü çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken yan yatan kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kamyon vinç yardımıyla yan yattığı yerden kaldırıldı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Size WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV2 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spor bülteni sizlerle olacak. Hoşça kalın. Ordu Spor 89'da 7, işler zora girdi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Ordu Spor, lideri konuk etti. Ligin son haftalarında kümede kalmak adına her maçta mutlak galibiyete ihtiyacı olan Ordu Spor, istediğini bir türlü bulamadı. Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaybetmiş lig lideri, Ümraniye Spor'u sahasında konuk eden Mor Beyazlı Kulüp, son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yarıda Mehmet Botan Şenil'in attığı golle 1-0 öne geçen ve soyunma odasına bu skorla giden Ordu Spor ikinci yarıda kalesinde 2 gol gördü. Hatay Spor karşılaşmasında da ilk yarı önde kapatmasına rağmen ikinci yarı yediği 2 golle mağlup olan Ordu Spor aynı senaryoyu lider Ümraniye Spor karşılaşmasında da yaşadı. Aldığı mağlubiyetle 15. sıradaki Bayrampaşa ile arasındaki puan farkını 9'a çıkartarak bitime 5 hafta kala umutlarını daha da tüketen Mor Beyazlı Kulüp her geçen gün yara almaya devam ediyor.
Ordu Spor Lig'in 30. haftasında kümede kalma mücadelesinde yarıştı. Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile deplasmanda mücadele edecek. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında sahasında oynadığı BOTAŞ'a 107 sayı farkla 155-48 yenilen Ordu Spor'da Başkan Yaşar Pamuk alınan tarihi fark sonrası açıklamalarda bulundu. Maça lisede okuyan genç oyuncularla çıktıklarını belirten Pamuk, daha önce ligden düşeceğimiz belli olmuştu. Haftalar öncesinden de yabancı oyuncularımıza yollarımız ayrıldı. En son takım kaptanıyla da yollarımızı ayırmıştık. Dolayısıyla BOTAŞ karşısına tecrübesiz ve genç oyunculardan kurulu kadroyla çıktık. Maalesef böylesine tarihi bir yenilgi aldık. Bu da bizi çok üzdü dedi. Maç öncesi oyuncularının antrenman yapmadığını ifade eden Pamuk, bu durum ister istemez maça da yansıdı. Daha ilk dakikalarda oyuncularımız oyundan düştü. Haliyle ilk dakikalarda açılan fark maç boyunca da devam etti. Ama her şeye rağmen Ordu Spor adına gururlu mücadelesini bırakmayan genç oyuncularımızı kutluyorum diye konuştu. Alınan farklı mağlubiyetin Ordu Spor ve Ordu'nun adını lekelediğini söyleyen Pamuk, keşke bu takım böylesine bir tabloyla karşı karşıya kalmasaydı. Sezona iddialı bir takımla başlıyorsunuz, daha sonra bu kadroyla Avrupa Kupası'nda mücadele veriyorsunuz. Ancak gelinen nokta ortada, çok üzücü. Bu takım bunu hak etmemişti. Bu takımın yeri buralar olmamalıydı. Ancak eski yönetimden kalan borçlar bizi bu hallere düşürdü ifadelerini kullandı. Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nın özellikle ligin ikinci yarısında sahipsiz bırakıldığını öne süren Pamuk, destek olmayınca oyuncularımızı da tek tek kaybettik. Eğer bu takıma 225 bin lira bulmuş olsaydık kadromuzu korurduk ama bu parayı bulamadığımız için ligden düştük açıklamasını yaptı. Alınan mağlubiyet sonrası BOTAŞ'ın böyle bir durumda farka gitmesini de eleştiren Pamuk, takımımızın hali ortadayken rakip oyuncuların sürekli farkı açmaya çalışmalarına bir anlam veremedik. Biz kulüp olarak karşılaşmanın cumartesi günü oynanması için BOTAŞ'ın talebini geri çevirmedik. Ancak BOTAŞ aynı hassasiyeti bu maçta göstermedi. Ama denilecek fazla bir şey yok. Sonuçta bu bir maç. Çıkıp oynadılar ve bizi farklı yendiler. Ordu Spor'un yaşadıkları ortada. Yorumu kamuoyuna bırakıyoruz dedi. Polat Çelebi'den Fatsa'ya doğum günü hediyesi. Bölgesel amatörlük 4. grupta bu hafta Havza Belediyespor'u konuk eden Fatsa Belediyespor kötü gidişatta nefes aldı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapamayan ve aldığı mağlubiyetler sonrası grupta ilk yarıdaki performansından çok uzaklarda kalan Sarı Lacivertler Göreli Spor galibiyetinin ardından ikinci galibiyetini aldı. Güzel Ordu Spor'un maç yapmadan geçirdiği haftada Havza Belediyespor'u Polat Çelebi'nin attığı golle 1-0 mağlup etmesini başaran Fatsa Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 31'e çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Polat Çelebi doğum gününde Fatsa'ya 3 puanı getiren golü attı. Fatsa Belediyespor önümüzdeki hafta kümede kalma mücadelesi veren Terme Spor'a konuk olacak. Ordu 1. Amatör Lig'de playoff eşleşmeleri belli oldu. 1. Amatör Lig'de normal sezon geride kalırken önümüzdeki hafta başlayacak playoff eşleşmeleri de belirlendi. Cumartesi günü oynanan ekstra playoff karşılaşmalarıyla birlikte playofflara kalan son 2 takımın da belirlenmesinin ardından playofflarda mücadele edecek 8 takım da belli oldu. Ordu 1. Amatör Lig'de bölgesel amatör lige çıkma mücadelesi verecek olan takımların oynayacağı playoff mücadelesi haftaya başlayacak. Tek maçta eleme sistemine göre oynanacak müsabakalarda oluşan eşleşmeler şu şekilde. Ünye 1957 Spor, Demir Spor. Altınordu Belediyespor, Turnasuyu Spor. Ulubey Belediyespor, Soya Spor Gençlik. Fasa Yaşam Spor, Akyazı Gençlik Spor. Odak yüzme kursu Ulubey'de sona erdi. Ordu Dağcılık Yüzme ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından yaklaşık bir ay önce Ulubey ilçesinde başlayan Ordu'da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak projesi kapsamında ücretsiz yüzme kursu sona erdi. 40 öğrencinin katılım gösterdiği projede amaç yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması ve yüzme branşında Ordu'da bilinçli sporcu yetiştirmek. Sona eren projenin ardından katılım gösteren yüzücülere katılım belgeleri ve sertifikaları takdim edildi.